Herkese merhaba, Casper VR Reon geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu ve test merkezimize de ulaştı. Şu anda kutusundan henüz çıkaramamış jelatin üstünde bir Casper VR Reon var ve bununla çalışın hep beraber gerçekleşiyoruz. 4.8 inç 720p ekran var Casper VR Reon'da. Snapdragon 410 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB dahil hafıza. Bunun dışında yine arkada 8 megapiksel kamera var. Önde de yine ikinci bir kameranın bulunduğunu görüyoruz. Karşımızda Casper VR Reon, gördüğünüz gibi biraz V9'u andırıyor mu diyeceğim, ancak farklı aslında. Daha farklı bir tasarım var. Biraz da Samsung'un, Apple'ın, Sony'nin telefonlarına benzeyen bir gövdenin bulunduğunu görürüz. 5.1 mm gibi bir kalınlığı var, gövde kalınlığı var. 4.8 inç 720p ekran oldukça yeterli görünüyor. Birazdan açıp bakarız. Detaylı şekilde incelemesine geziniriz. Bunun dışında kulaklık var, şarj adaptörü, USB kablosu ve farklı kulak boylarına uyum sağlaması için eklenmiş olan topluluklar. Casper VR Reon'un kutusundan çıkan diğer unsurlar. Bunun yanı sıra şöyle bir kapak gibi kullanabileceğimiz bir bölümde var. Ancak bunu kullandığımızda biraz telefonun estetiği bozuluyor bana sorarsanız. Sadece bir de şöyle göstereyim, bir de jelatin var. Ekran koruyucu kılıfı. Bunu ekrana takıp ekranı çizilmelere karşı koruyabilirsiniz. Ancak zaten ekranda Gorilla Glass 3 kullanıldığı için buna da pek fazla gerek olmayacaktır. Ufak tefek çizikler olabilir kullanıma bağlı olarak. Ancak genellikle Casper VR Reon'un ekranı çiziklere, çatlamalara karşı önemli bir şekilde, önemli derecede bir dayanıklılığa sahip olacaktır. Sol kenarda ses tuşlarını görürüz. Altta 3.5 mm kulaklık şakı ki gördüğünüz gibi epey sınırlarda geziniyor kulaklık şakı. Burada sol tarafta sim kart yuvasını ve güç butonunu görürüz. Üstte de ikinci mikrofon var. Arkada 8 megapiksel kamera yer alıyor. LED flash ile birlikte ve yine hoparlör de arka tarafta karşımıza çıkıyor. İşte karşınızda Casper VR V9'un ana ekranı. Casper'ın özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Android Lollipop var. Onun üzerinde de söylediğim gibi özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü var. Uygulama menüsü yok. Bütün kontroller ana ekranda. Bütün uygulama kısayolları ana ekranda. Bileşenlerle, kısayollarla, uygulama kısayollarıyla bu ana ekranı zenginleştirebilirsiniz. Snapdragon 410 işlemci bu telefonda optimum performans sunacaktır. Çok yüksek şeyler beklememek gerekiyor 410'dan, 410 işlemciden, ancak Casper VR Reon gibi orta segment bir Android telefon için bu işlemci yeterli olacaktır. Arkadaki 8 megapiksel kameranın da böyle bir kullanıcı arayüzü var. Böylelikle hızlı şekilde fotoğraf ve video çekmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda dilerseniz ön kameraya da geçiş yaparak selfie modlarına geçebilir ve bu şekilde de selfie fotoğraflar çekebilirsiniz. Google uygulamalarının yüklü olarak geldiğini görürüz Casper VR Reon'da. Bunun yanı sıra çeşitli Casper uygulamaları var. WPS Office'i görüyoruz. Casper'ın sinema uygulaması da bu telefonda yüklü olarak sunuluyor. Daha önce incelediğimiz V9, V6, V6X gibi telefonlarda gördüğümüz bir yazılım deneyimi bu telefonda sunuluyor. Uygulamalar, arayüz hemen hemen aynı şekilde sunulmakta. Ayarlarda Android'in ham arayüzüne gördüğümüz şekilde karşımıza çıkıyor. Casper VR ve onunla ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Kutu açılışı bu şekilde. Telefonun detaylı incelemesini çok yakında Teknoblog'da bulacaksınız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.